Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen masanın üzerinde görmüş olduğunuz Huawei MateBook X Pro 2020 dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu ürünü kutusundan çıkarmıştık. Şimdi ise bütün detaylarına göz atacağız. Hep beraber izleyelim. Biliyorsunuz Huawei MateBook ailesi son dönemde birçok modelle Teknoloji Oku'nun YouTube kanalına konuk olmuştu. Biz de daha önce sırasıyla D14, D15 ve MateBook 13 olmak üzere farklı farklı modellerini de incelemiştik. Ailenin en güçlü, en böyle hani psikopat bir donanıma sahip modeli olarak tanımlayabileceğimiz MateBook X Pro 2020'de test merkezimize geçtiğimiz günlerde gelmişti. Biz de onu kutusundan çıkartıp özelliklerine bir genel olarak göz atmıştık. Şimdi her zaman yaptığımız gibi bilgisayarın bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Aslında daha önceki Huawei MateBook modellerine çok benzeyen bir tasarım var. Oldukça iri bir tuşlara sahip ve boşlukların da yeterli olduğu bir klavyemiz var. Standart Q klavyemiz. Yine standart olarak web kameramız böyle pop-up şeklinde tasarlanmış ve F6 ile F7 tuşlarının arasında yer alıyor. Güç tuşumuz sağ tarafta konumlandırılmış. Aynı zamanda parmak izi okuyucumuz da var. Pop-up kamera klavyeye monte edildiği için normal ekranda oldukça ince bir çerçeve tercih edilmiş. Hem yanlarda hem de alt kısımdaki çerçevenin oldukça ince olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber şunu hatırlatmakta fayda var. Bu ürünün dokunmatik bir ekranı var arkadaşlar. Bize gönderilen rengi böyle duman grisi gibi bir renk, onu söyleyeyim. Klavyenin hem sağında hem solunda da böyle büyük boydan boya kaplayan hoparlör ızgaraları mevcut. Bunun dışında işte onun cinsi i7 işlemciyi gösteren bir etiketimiz var. Huawei Share etiketimiz de yine büyük touchpad'in hemen sağ tarafına konumlandırılmış durumda. Arkasını çevirecek olursak şu kısımda tam ortada bir Huawei yazımız mevcut. Alt kısımda ise yan taraflarda 2 adet ızgaramız var arkadaşlar. Ve bu ızgaralar hava akışında yardımcı oluyorlar. İçinde bir sirkülasyon yapılmasını sağlıyorlar. Bunun dışında cihazın bu şekilde bir tasarımı olduğunu belirtelim. Bağlantılardan biraz da bahsetmek istiyorum. Bir tane sağ tarafta normal tip A dediğimiz standart USB bağlantısı bulunurken sol tarafta ise 2 adet tip C dediğimiz, yani USB Type-C olarak da bildiğimiz bir bağlantı yuvamız var. Hemen onun yanında da kulaklık çıkışımız var 3.5 mm. Bunun dışında üründe herhangi bir şekilde bir bağlantı, kart okuyucu vesaire bulunmuyor arkadaşlar. Yani toplamda 3 tane USB bağlantımız var. Bunun bir tanesi tip A dediğimiz standart USB bağlantısı. 2 tanesi ise tip C dediğimiz yeni nesil USB bağlantısı. Bu arada bu iki bağlantıyı da şarj için kullanabiliyorsunuz. Biraz sonra onun detaylarını size aktaracağım. Bu genel görünümünden sonra biraz teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Huawei MateBook X Pro 2020 13.9 inçlik 3000'e 2000. Anladığınız gibi 3'e 2 oranında bir ekrana sahip. sRGB bir teknolojisini destekliyor. Dokunmatik ekranımız var ve 450 nit parlaklığa sahip. 10. nesil Intel Core i7 10510U işlemci kullanırken ekran kartı tarafında ise Nvidia'nın GeForce MX250 ekran kartı yer alıyor. Depolama alanında bize eşlik eden miktar ise 1 TB'lık NVMe PCIe SSD depolama alanı varken 16 GB RAM'inde bu depolama alanına eşlik ettiğini söyleyelim. 14.6 mm'lik bir kalınlığımız var. 1.33 kg ağırlığında bir bilgisayar var karşımızda. 1 megapiksellik web kameramız var ki 720p video kayıt yapabiliyor. Huawei Share desteği, Bluetooth 5.0 desteği ve 56 watt saat gücünde de bir pilimizin olduğunu söyleyelim. Huawei'nin verdiği rakamlara göre bu pil 13 saatlik video oynatma imkanı sunuyor. Parmak izi okuyucumuz var, 4 adet hoparlörümüz var. Klavye aynı zamanda aydınlatmalı, onu söyleyelim. 65 watt'lık USB tip C tipi bir şarj adaptörümüz var ve 14.999 TL'lik bir fiyatımızın olduğunu da söyleyelim. Şimdi gelelim Huawei MateBook X Pro ile ilgili yaşadığımız kullanım deneyimine. Biz günlük ihtiyaçlarımızda kullandık bu bilgisayarı. Dokunmatik ekran olması iyi arkadaşlar. Böyle işlemlerinizi dokunarak yapabiliyorsunuz. Bu güzel. 3'e 2 olması birazcık kafaları karıştırıyor olabilir. Özellikle bu ürünün iş adamlarına veya böyle hani bilgisayarı yoğun kullananlara hitap ettiğini düşünürsek 3'e 2 olması çok büyük sıkıntı değil. Ama siz böyle ben hani film izleyeceğim, oyun oynayacağım falan gibi bir durum için alacaksanız 3'e 2 oranı birazcık sıkıntı olabilir ama bu cihazın amacı da zaten o değil. Onu söyleyelim. Hani böyle bir beklentiniz varsa film de izleyebilirsiniz, oyun da oynayabilirsiniz ama bu bilgisayar oyun bilgisayarı değil, film bilgisayarı da değil arkadaşlar. Performans olarak 16 GB RAM'in olması iyi. NVMe dediğimiz SSD'nin bulunuyor olması da iyi ki 1 TB gibi çok yüksek bir değer arkadaşlar, onu da söyleyelim. Yüksek bir depolama alanımız bulunuyor ve
kullanım açısından da baktığımızda performanslı işlerde herhangi bir sıkıntı oluşturmadığını söyleyelim. Yani günlük ihtiyaçlarını fazlasıyla görebilirsiniz. Ekran kartının MX250 gibi normal yani standart olarak cihazın üzerinde bulunan işlemcinin üzerindeki ekran kartından biraz daha performanslı olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Hani böyle işte ben Doom Eternal oynayacağım, en yüksek çözünürlükte bu oyunu oynayacağım dediğinizde bu cihaz sizin için yeterli olmayacaktır. Peki hangi oyunları oynayabiliyor? Birazcık da aslında yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Böyle günlük olarak Fortnite olsun, PUBG olsun ya da ne bileyim işte farklı farklı böyle bu tarz yüksek grafik, aşırı yüksek bir sistem gereksinimi gerektirmeyen oyunlarda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Aşırı sistem gereksinimi gerektiren oyunları da oynayabilirsiniz ama çözünürlüğü bir parça düşürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü üzerindeki MX250 ekran kartının bu kadar yüksek oyunlarda veya yüksek çözünürlük isteyen oyunlarda çok yeterli olmayacağı da aşikar. Ama ürünün özelliği ya da ürünün amacı zaten o tarz oyunları yüksek çözünürlükte oynamak olmadığını bir kez daha altını çiziyorum ama günlük olarak oynadığınız birçok oyunu rahatlıkla altından kalkabilir. Bu arada cihaz oyun performansında fazla ısınmıyor ama böyle eğer yüksek güç gerektiren bir oyun oynuyorsanız ya da yoğun bir grafik işlendiği durumlarda birazcık fan sesi çıkıyor arkadaşlar. Bazen böyle sorular soruyorsunuz. Onu da söyleyelim. Onu da ekranda birazdan o görüntüleri de sizlere göstereceğiz. En azından sizin de bir fikriniz olmuş olur. Peki bazen çok soruyorsunuz bu soruyu arkadaşlar. Hani şu özelliği var mı? Ben yazılımcıyım işime görür mü? Ben işte şucuyum, öğrenciyim şöyle olur mu? Yazılımcının işini görür arkadaşlar. Öğrencinin de işini görür ama AutoCAD ve benzeri programlarda birazcık yavaş çalışabilir. Eğer böyle yüksek sistem gücü isteyen oyunlar istiyorsanız bu cihaz sizin için yeterli olmayabilir. Zaten bunun amacı da o değil arkadaşlar. Bu birazcık böyle şıklık, performans ve pil ömrü isteyenler için aslında. Yani performanstan kastettiğim oyun performansı değil bu arada. Günlük performanstan bahsediyorum. Ve hani dokunmatik ekran gibi özellikleri de birazcık da hani kullanıcılara ekstra bir özellik sunmak için tasarlandığını söyleyebiliriz. Gelelim hoparlör gücüne arkadaşlar. Biliyorsunuz biz hoparlör testleri mutlaka yapıyoruz. Biraz sonra size ben bir görüntü koyacağım. O görüntüde hoparlörün kalitesini ve desibel miktarını da göreceksiniz. Fena değil. Yani bu tarz bir ürün için fena olmadığını söyleyebilirim. Biz farklı farklı bilgisayarlarda böyle deniyoruz. Bu ürünün birazcık kalbur üstü olduğunu ve ortalamanın bir tık üzerinde hoparlör kalitesi sunduğunu da söyleyelim. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte 1000'den 200 liraya aldığımız Corby drone'u inceliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz ara ara böyle binden bir şeyler alıyoruz arkadaşlar. İyisi oluyor, kötüsü oluyor, güzeli oluyor, çirkini oluyor. Huawei MateBook X Pro'nun bir diğer özelliği ise Huawei Share desteğini sunuyor olması. Biliyorsunuz bu özellik sayesinde Huawei'nin belli telefonlarında ki minimum Kirin 980 işlemci olması gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Telefonu doğrudan doğruya bilgisayar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Eğer Kirin 980 ve üstü bir Huawei ya da Honor marka cep telefonunuz varsa arkadaşlar. Bu özellik artık Huawei'nin bütün dizüstü bilgisayarlarında kullanmaya başlandı. Eğer böyle bir telefonunuz varsa doğrudan doğruya o PC Manager uygulaması üzerinden ki yazılım yüklü olarak geliyor zaten bilgisayarın üzerinde. Telefonunuzu kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Gelelim bilgisayarın PC Mark testleri sonucuna. Biliyorsunuz biz standart olarak bu testi yapıyoruz. Şimdi ekranda size onu göstereceğim arkadaşlar. PC Mark 10 testinde 3791 puan aldı bu ürün. Ki aldığı rakamın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. En azından böyle bir donanım için yeterli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Biraz da pil tarafından bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğim 56 watt saatlik bir pilimiz var. Ortalama olarak bu pilin bize sunacağı ömrün yaklaşık 7-8 saat olması gerekiyor. Huawei'nin açıkladığı rakamlara göre 13 saatlik bir pil ömrü mevcut. O da video izlerseniz tabii ki. Biz de PC Mark batarya testini yaptık. İki farklı senaryo için. Bir tanesi modern ofis senaryosunda yaptık. Şu anda ekranda onu da görüyorsunuz. Modern ofiste
11 saat 30 dakikalık bir pil ömrü bulduk arkadaşlar. Gaming modunda ise bu değer 2 saat 23 dakikaya düşüyor. Yine özellikler açısından değerlendirdiğimizde bir günü çok rahat bir şekilde geçirebilecek bir pil var karşımızda. Tabi bu pilin hani 11 saat biz bulduk ama 13 saat de yapabilirsiniz zorlarsanız. İşte ayarlarını düşürerek, ekranın kısık parlaklığını düşürerek vesaire gibi şeylerle. Ama 5 saatte de bitirebilirsiniz. Birazcık nasıl kullandığınızı, hangi ayarları açıp hangi ayarları hangi bölümde kullandığınızla beraber değişiyor ama bizce pil ömrü gerçekten de çok güzel ve markanın verdiği rakamlara hemen hemen yaklaştığımızı da söyleyebiliriz. Gelelim kamera meselesine. Biliyorsunuz Huawei MateBook'u D14, D15 ve 13'te de vardı bu kamera olayı. Bu F6 ve F7 tuşların tam ortasında konumlanmış pop-up şeklinde bir kameramız var. Kameranın performansı fena değil. Yani 720p video kayıt yapabiliyor. Görüntülü görüşmelerde, Zoom'da, Skype'da, şurada, burada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ama daha önceki modellerde eleştirmiştik biz bunu. Burada da eleştirelim. Kameranın açısını ayarlayamıyorsunuz çünkü klavye üzerinde olduğu için. Ya böyle fiziksel olarak şu şekilde kaldırıp indirmeniz gerekiyor ki istediğiniz açıya tutturabilmeniz için birazcık geniş açı var ve bazen tavanı fazla alıyor. O yüzden böyle kaldırmanız gerekebiliyor. Ha, büyük bir sorun mu? Değil ama böyle bir sıkıntısı olduğunu söyleyelim ama güvenlik açısından iyi oluyor. Hani kamerayı gizlemekle uğraşmıyorsunuz. Şurada olsaydı üst kısmında buraya bir şeyler koymanız gerekiyordu. Bunda öyle bir şeye gerek kalmamış. Kapattığınız zaman zaten kamera kapanıyor. Açıkken de normal görüntülü görüşmelerde bu kamerayı kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin bir kamerayla çektiğimiz video örneğini de izleyelim. En azından sizin de bu konuda bir fikriniz olmuş olur. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoyu Huawei MateBook X Pro 2020'nin web kamerası kullanarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi kamera hemen şurada parmağımla tutuyorum şu anda. F6 ve F7 tuşlarının arasında ama mesela ekranı oynatıyorum ben şu anda. Bakın kamera herhangi bir şekilde oynamıyor ve bir parça yukarıya doğru ne yazık ki bir açısı ayarlanamıyor. Ayarlamak için de şöyle klavyeyi şu şekilde bakın şu anda oynattığım gibi oynatmanız gerekiyor. Ve bu videodaki ses ve görüntünün tamamı Huawei MateBook X Pro 2020'nin bu kamerasını kullanarak kayıt ettik. İşte kameranın sizi aldığınız zaman yaşayacağınız görüntü kalitesi de bu şekilde arkadaşlar. Huawei MateBook X Pro 2020 ile ilgili söylemek istediğim bir konu daha var. 13 modelinde olduğu gibi beraberinde şöyle bir dönüştürücü geliyor. Neden böyle bir dönüştürücü geliyor? Bir ucu tip C olan bunu tip C bağlantılarından bir tanesine takıyorsunuz ve size bir tane daha tip C, bir tane daha HDMI, bir tane VGA ve hemen şurada da bir tane de tip A USB olmak üzere 4 farklı bağlantı imkanı sağlayan bir dönüştürücü kutusundan çıkıyor. Biliyorsunuz Apple'ın MacBook modellerinde de var böyle dönüştürücüler ama bunu ayrıca satın almanız gerekiyor. Burada kutusundan çıkması güzel olmuş. Diyelim ki HDMI'den bir yere bağlayacaksınız. Buradan bağlayabilirsiniz. Veya VGA bağlantısı yapacaksınız. Bunun üzerinden yapabiliyorsunuz. Bir tane daha tip C, bir tane tip A bağlantısına ihtiyacınız var. Yine bu dönüştürücünün üzerinde çıkıyor olması güzel. Yani kutuda böyle bir şey koyuyor olmaları benim çok hoşuma gitti. Ekstradan da bağlantıyla şununla bununla uğraşmıyorsunuz. Bu arada onu da söyleyelim. Diğer Huawei MacBook modellerinde olduğu gibi 65 watt'lık PD özelliği olan, öyle yazmıyor ama muhtemelen de olan bir adaptörümüz mevcut. İki ucu da tip C olan bir kabloyla geliyor bu adaptör. Önceki modellerde olduğu gibi bu şekilde doğrudan cihazı şarj edebiliyorsunuz. Az önce şarj bölümünde anlatmıştık pil performansında. Oldukça iyi bir pil performansı var. Bu adaptörle beraber de hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Belki merak edenler vardır. Bu adaptör aynı zamanda telefon desteği de sunuyor ve hızlı şarj desteği isteyen Huawei marka telefonlarınız ya da Honor marka telefonlarınız varsa bu adaptörle onları da şarj edebiliyorsunuz. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi gelelim Özgür Çetin, güzel anlattın ama bu ürünün fiyatı ne sorusunun yanıtına. Şimdi biz bu testi yaptığımız Ağustos ayının başında Huawei MateBook X Pro 2020'nin Türkiye fiyatı 14.999 TL idi arkadaşlar. Yüksek mi? Evet yüksek. Onu bir kere kabul etmekte fayda var. Birazcık yüksek bir fiyatı var ama 1 TB disk var arkadaşlar. Dokunmatik ekran var. Çok yüksek çözünürlüklü bir ekran var. Ekranın kalitesi gerçekten çok başarılı. Yani çok yüksek böyle yüksek bir ışık altında bile rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekranın kalitesi de çok başarılı gibi özellikleri katarsak fiyatı bir parça makul hale geliyor. Onu da söyleyelim. Pil ömrü var. Hafif bir cihaz aynı zamanda. Çünkü hem hafif olsun hem performanslı olsun hem de uzun ömürlü pili olsun dediğiniz zaman fiyatlar birazcık böyle artık 10 bin liranın üzerine çıkıyor. Ama bu ürün işte dokunmatik ekranı, 1 TB disk gibi özellikleri düşündüğümüzde fiyatının
bir parça yükseldiğini ve bence bunlardan dolayı yükseldiğini de söyleyebilirim. Ama fiyatını hak ediyor mu? Bence hak ediyor arkadaşlar. Eğer böyle performanslı bir şey istiyorsanız zaten genelde artık ne yazık ki bunu makul diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bazen öyle eleştiriler de yapıyorsunuz. Makul anlamında söylemiyorum ama bizim paramızla değerlendirdiğimizde doları, euroyu, şunu bunu kattığımızda fiyatlar artık bu civarı ne yazık ki gelmiş durumda. Evet arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei MateBook X Pro 2020 dizüstü bilgisayarın özelliklerini anlattık. Ürünle ilgili anlatmayı unuttuğumuz şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorunuz varsa bu videonun altında yorum olarak bizlere sormayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini yanıtlayacağımız konusunda garanti verebilirim. YouTube kanalımıza abone sizleri de tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen ve lütfen abone olmayı unutmayın. Ve bizlere isterseniz Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.